Bu videomuzda sizlerle parametre tiplerinden biraz daha bahsedeceğiz derinlemesine. Biliyorsunuz grup ekledikten sonra ilgili parametrelerimizi ekleyebiliyorduk. Ben bir veri modeli, test veri modeli seçtim. Birçok veri modelimiz var ama test için oluşturduğumuz bir veri modelimiz vardı. Orada veri modelinin içerisinde parametre tiplerinin tipleriyle isimlendirilen parametrelerimiz var. Burada aslında başka parametre isimleri de kullanabiliyorsunuz. Örneğin radyo grup 1. Radyo grup nasıl bir parametre? Burada test yapısına tıkladığımız zaman bakın radyo grup içerisinde herhangi bir seçenek ekli olmadığı için radyo grup yapısı normalde noktalı şekilde verilerin seçili olduğu yuvarlak şekilde verilerden herhangi bir tanesini seçmemizi sağlayan yapı. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey ise bir tane seçenek eklemek. 1, 2, 3 tane ekleyelim. Seçeneklerimizi ekledikten sonra kaydet butonuna tıkladık. İlgili veri modelimizin kayıt işlemi yapılıyor. Kayıt işlemimiz tamamlandıktan sonra ilgili test et butonuna tıkladığımız zaman bakın biraz önce seçeneklerimiz yoktu. Şu anda artık herhangi bir seçeneğimizi radyo grup tarafından seçebiliyoruz. İlgili radyo grup seçeneğini seçmemiz halinde sadece ilgili radyo grupa ait bir seçenek seçilebiliyor. Fakat checkbox modellerinde yani check yapıyorsunuz adı üstünde ilgili birden fazla seçeneği seçebiliyorsunuz. Select modellerinde ise herhangi bir tanesini yine radyo gruptakine benzer seçebiliyorsunuz. Integer yapısı sayısal verilerde tam sayı ifadelerinde kullanılan yapı. 5 gibi ifadeler için kullanacağımız bir yapı. Image alanları ise image eklemek için kullandığımız herhangi bir image'i kullanıcının eklemesini istiyorsak bu yapıyı kullanıyoruz. Yine burada eklenen resmi ekleme, silme vesaire işlemi. Plain text mantığı ise herhangi bir verinin, parametrelerin çıktısı bir başka parametre olduğu durumlarda yani plain text, text ifadesi adı üstünde bu parametrelerden hesaplanan bir değerin çıktısı olacak fakat herhangi bir düzenleme yapılamayacağı durumlarda sadece okuma amaçlı ilgili yazıyı kullanılabilecek bir parametre. DateTime modeli ilgili tarihi seçip aynı zamanda saatsel bir ifade de seçilmesini sağlayan bir veri modeli tipi. Bir diğer parametre tipi date tipiydi. Date tipinde de gördüğünüz üzere ilgili tarihi seçiyoruz fakat herhangi bir saat seçtirmiyor bize. Text yazısında bakın burada ilgili yazılarımızı yazıyoruz fakat yazı gördüğünüz üzere belli bir yere kadar sınırlı. Çok uzun yazılar için kullanılmayan bir model. Text araya ise çok daha uzun yazılar için bakın burada genişletilebilir yapıyla hizmet veren bir text araya parametre yapımız var. Onun dışında float'ta noktalı parametrelerde kullanabiliriz. Noktalı değerlerde float yapılarda kullanılmasını kullanıcıların sağlayabiliriz. List parametre yapıları neler? List parametre yapılar bir alt katmana gitmemizi sağlayan parametrelerimizden bir tanesi. List parametre yapısına tıkladığımız anda bakın daha alt liste içerisindeki daha alt parametrelere gitmemizi yine belirlediğimiz tiplerdeki parametrelerden eklediğimiz parametreleri kullanmamızı yarayan bir yapı. İlgili liste parametresine birden fazla listeye parametrede eleman da ekleyebiliyoruz. Bakın ekledikçe ikinci yine eleman listesi ve onun için dolduracağımız veriler bizim önümüzde gösterilmiş oldu. Yine burada oluşturulan listelerin silme işlemini de yapabiliyoruz. Peki list parametre içerisinde list parameter mantığı yani sonsuz bir parametre modelinden bahsetmiştik. Burada o yapıyı gösterelim. Bakın burada list parametre 1 içerisinde bir listeye yine list parametre eklendiği anda bakın bir altına daha gidebilmiş olduk. Bir tane daha liste eklendiğinde bir altına daha istediğimiz kompleks istediğimiz kadar alt katmanlı yapıda ilerleyebiliyoruz. Object list ve object list options yapısı birlikte anılması gereken bir yapı. Object list yapısı herhangi bir obje grubunun listesini barındıran yapı anlamına geliyor. Object list options ise buradan eklenen optionların tutulduğu parametre yapısı oluyor. Burada herhangi seçtiğimiz bir option'ı alıp buradan ekle dediğimiz anda bakın Object List Options 1'in içerisine yani kendi ilişkili olduğu options'ına eklemiş oldu. Tabi burada yapmamız gereken şey mantalite bu Object List ile Object List Options arasında bir ilişki ağı kurmak. Bu ilişki ağını nasıl kuruyoruz göstereceğim. Burada list parametreden farklı olarak burada eklenen bir list parametrede liste birinci elemanı, liste ikinci elemanı, liste üçüncü elemanı olarak gitmesine rağmen burada ise araya giren bir option değeri yani buradan eklediğiniz bir option'ın bu bir ilaç olabilir örneğin. Bu bir
herhangi bir malzeme olabilir. Dolayısıyla eklediğiniz o malzemeyle ilişkili olduğunu ifade etme adına kullanılabilecek bir yapı. Çok kullanılan yapılardan bir tanesi de object list ve object list options yapısı. Genel olarak bütün parametreler hakkında bir kısa konuşma yaptık. Fakat object list options ve object list 1 arasındaki ilişkiden de kısaca bahsedelim. Object list örneğin bir parametresini eklediğimiz zaman bizim için burada object liste şeklini seçmemiz isteniyor. Zaten object olarak seçiyoruz. Tek seçim modumuz var burada. Object list modunu seçtikten sonra bir de altta obje parametresi ifadesi var. Obje parametresi ifadesine de hangi obje ile ilişki kuracaksak, hangi object list options ile ilişki kuracaksak onunla ilişki kuracak şekilde ilgili object list options'ı seçiyoruz. Dolayısıyla object list 1 ile object list options arasında ilişki kurmak için her ikisini de eklemiş olmamız gerekiyor. Object list options'ta herhangi bir şey yapmamız gerekiyor mu? Object list options'ta herhangi bir ilişki ağı kurmamız gerekmiyor. Sadece eklerken bizi object list yapılarında yönlendirmeler yapabiliyor sistem. Burada yeni parametre ekle deyip object list ekle dediğimiz zaman herhangi bir şey istemiyor. Fakat object list options ekle dediğimiz zaman bakın burada hangi object list parametresiyle ilişki kurmak istiyorsanız burada bulunan object listleri listeliyor ve onu seçmenizi istiyor. Dolayısıyla object list ile object list options arasında bir ilişki kurmanız gerekiyor ki buradaki parametre, burada seçtiğiniz seçenek diğer object list options parametresi içerisine aktarılabilsin. Teşekkür ederim.